Sempati, mobil uygulamasıyla mahallelerinde ortak yaşam kültürünü geliştirmeyi hedefleyen tüm hayvanseverlere ve yerel yönetimlere yol göstermek amacıyla Sempati rehberini hazırladık. Bu rehberden yararlanarak gönüllü hayvanseverler mahallelerinde bir araya gelecek. Yerel yönetimlerle kurduğumuz etkin koordinasyon sayesinde sokak hayvanlarının ihtiyacı olan destek çemberini böylece oluşturabileceğiz. Birlikte yarattığımız bu projeyle dünyanın belki de en güzel şehri olan İstanbul'un diğer dünya metropolleri arasında kendi özgü çeşitliliği ve kapsayıcılığıyla öne çıkacağına inanıyorum. Aktif yurttaşlık bilincinin de dikkate değer bir örneği olan bu modeli önce İstanbul, ardından da tüm Türkiye çapında yaygınlaştırmayı umuyor, tüm hayvanseverlerin desteğini bekliyoruz. Sayın Başkanım, ülkemizdeki sokak hayvanları için milat olacak bu proje için, bu proje sizin sayenizde hayata geçecek. Verdiğiniz destek ve gösterdiğiniz samimi ilgi için tüm hayvanseverler adına tekrar teşekkür ediyorum. Köpeğim Darwin, biz bu projeye başladıktan 2 hafta sonra kollarımda öldü. Ama ne mutlu ki koşulsuz verdiği o büyük sevgi binlerce sokak hayvanının hayatına dokunabilecek. Teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz ve sözü Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na bırakıyoruz. Buyurun başkan. Teşekkürler. Her şeyden önce İpek Hanım'a teşekkür ediyorum bugün. Bence çok kıymetli, çok önemli bir sorunun çözümüne dönük böylesi hassas bir düşünceyle, düşünce değil sadece bir çözüm önerisiyle, hatta çözüm biçimiyle bizimle işbirliği yapması çok çok sevindirici. Böyle güzel bir toplantıya katıldığınız için de burada bulunan bütün hanımefendilere, beyefendilere ve kıymetli basın mensuplarına yürekten teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle tabii yönetici olmak, bir şehrin vicdanı olmak, bir şehirde sevgiyi ve oradaki insanların birbirine iyi bir şekilde ilişki kurmalarını sağlamanın en önemli unsuru tümüyle saygı duyulan bir ortam, bir ekosistem kurmak. Burada da konu tek başına bir insan üzerinden yol yürümek değil. Tümüyle bu sevgiyi ve özeni o şehrin bütün katmanlarında o ilişki ağını kurabilmek. Bu noktada gerçekten bu şehrin bütün canlılarıyla o süreci tanımlamak da sürecin başlangıcı. Zira iyi insan olmak da öyle bir şey değil mi? Yani iyi insan olmak da aslında yaşadığınız ortama, doğaya, canlılara, herkese, insana dair yüreğinizde beslediğiniz sevgi, saygı ve özenle ilişkilidir ve paraleldir. O anlamda buna çok önem veriyoruz. Zaten toplum olarak, şehir olarak gelişmişliğin de, çağdaş olmanın da şeyi bu, ölçüsü bu. Mutluluk düzeyimizi de belki belirleyecek olan kriterler bunlar. Bugün özellikle sokakta yaşayan köpek dostlarımızın açıkçası yaşam kaliteleri diyeceğim ama tek başına yaşam kaliteleri değil, yaşamalarını sağlamak ve onların ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılayabilmeye dönük bir uygulama. Ben belediye başkanı olmadan önce de çokça bu sorunla yüzleşen birisiydim. Bir iş insanı olarak ya da çevresine duyarlı bir birey olarak. Ama özellikle belediye başkanı olduktan sonra açıkçası bu süreci çok daha derinlemesine yaşadım. Şimdi bu işin iki tarafı olduğunu asla unutmamalıyız. Şöyle ki, şehre yeni alışan bir topluluğuz. Bunun altını çizmek lazım. Türkiye'deki göç haritası özellikle kentleşmenin nasıl son 20-30 yıla sıkıştığını gözler önüne serebiliyor. Geçenlerde bir araştırma somut veri
beni çok etkiledi. İstanbul'un 18 yaş üstü nüfusunun %72'si İstanbul doğumlu değil. Baktığınızda aslında hepimiz yeni İstanbulluyuz neredeyse ve kentleşmenin de yeni bireyleriyiz. Böylesi bir ortamda şunu unutuyoruz çoğu zaman, hızlı kentleşen Türkiye, ki bunun en büyük örneği İstanbul, belki de ilk mağdur ettiği canlılar özellikle sokak canlıları, başta da köpekler. Çünkü onların doğal ortamlarını birkaç senede kocaman sitelere, semtlere, hatta ilçelere dönüştürebiliyoruz. Bu tabii şiddetli bir uyumsuzluk ortaya getiriyor. Oraya daha dün taşınan insanlar, bu sokak hayvanlarının burada ne işi var, toplayın bunları diye büyük bir çığlık atıyorlar. Sokak canlıları da yaşama mücadelesi veriyorlar. Dünyada bir algı var, yani sanki her yerde binlerce, on binlerce kapasiteli barınaklar yapacaksınız ve köpekleri oraya tıkayacaksınız. Ne kanun buna müsaade eder, ne insan canlıya olan saygı da buna müsaade etmez. Bu manada böylesi iki arada sıkışmış olan yerel yönetimlerin sorunlarını çözecek mutlak pratik uygulamalara ihtiyacımız vardı. Ama daha da önemlisi aslında bugün verilen mesaj çok insani. Sayın iş insanımız Sayın İpek Kıraç'ın önderliğinde ortaya konan hassasiyet bence toplumdaki vicdanı ve toplumun belki de bu noktada eğitilmesi ya da bilgi sahibi edilmesi gereken bir sistemi de devreye sokuyor. Zira az önce tariflediğim çatışmanın bence temel sebebi ciddi anlamda bilgi sahibi olmamak. Gerçekten trajik sıkıntılar yaşadım bu görev dönemlerimde, ki geçmişte de çare arayışlarımızda Veteriner Odası Başkanımız kıymetli Murat Hocamızla bu konuyu çok tartışıyorduk. Ve çözüm konusunda işin bilimsel tarafı, insani tarafı, hak hukuk meselesi, çevre tarafı ve insanların bireysel özgürlük alanlarıyla ilgili tariflerin hepsinin böyle çok detaylıca ele alınması ve sıkı kurallarla çözümlenmesi gereken bir alan. Elbette bence son yıllarda duyduğum en güzel isimlerden biri olan sempati, yani hem semt hem patinin bir araya gelişiyle inanılmaz keyifli bir isim. Elbette onun boyutu biraz farklı. Ama ben bu genel soruna biraz değinip oraya geçmek istedim. Bir anımı paylaşayım. Bir gün bir alanda yaşayan, elbette tahmin ediyorum 20-30 civarı sokak köpeğinin orada beslenmesiyle ilgili komşuların talebiyle uğraşıyorduk. Ki nasıl korunması gerektiğini, nasıl oradaki ortamda beslenmelerini sağlanması gerektiğini, doğal ortamlarının onlara ait olduğunu hissedilecek bir takım düzenlemeler nasıl yapılacağını tartışıyorduk böyle yolun kenarında. Tam bunu tariflerken, nasıl tedbirler alabiliriz diye konuşurken, bir apartmandan bir kadın böyle çığlıkla koşarak geldi. Derhal bu köpekleri buradan götürün dedi, benim çocuğum ölüyordu. Ve bir trafik kazası geçirmişti onun çocuğu ve işte bir yerden kaçarken aracın altında kalıyor çocuk ve ciddi müdahalelerle kurtarılıyor. O esnada da anneyle konuştuğumuzda o çocuk hala hastanedeydi. Şimdi böylesi bir durumda herkesi doğru bir şekilde bilgilendirmek, eğitmek, hakları, hukukları ve bir şekilde süreci yönetme moderatörlüğü de bize kalıyor. O bakımdan yerel yönetimlerin görevi büyük. Böylesi bir diyalog köprüsünün kurulması ve az önce bahsettiğim gibi bu önemli adım olan sempatiyi oluşturarak sokak canlılarıyla, özellikle sokak köpekleriyle olacak olan diyaloğu daha bilinçli hale getirmek, daha kurumsal takip sistemine dönüştürmenin değerli bir iş olacağını düşünüyorum. Ama büyük fotoğrafın sadece
küçücük bir bölümü, onu ifade edeyim. Daha yapacak çok işimiz var. Çok fazla işimiz var bu anlamda. İstanbul'un önemli bir sorunudur. Yani çok fazla işimiz var derken hem kendi sorumluluğumu büyütüyorum hem de bu değerli, bu büyük adımı atan Sayın İpek Kıraç hanımefendinin ve onun gibi hayvansever hemşehrilerimizin sorumluluğunu büyütmek istiyorum açıkçası. Burada hem semti hem patiyi bir araya getirmiş oluyoruz. Yani hem mahalleyi hem köpek dostlarımızı bir araya getiriyoruz. Ve açıkçası burada bir sevgi, güven dolu bir mahalle hayatı kurulmasındaki unsurları da güvenli ortamlara kavuşturma çabası içerisindeyiz. Bu aplikasyonla köpeklerin beslenme, sağlık ve bakım ihtiyaçları gerçekten hem doğru hem de anlık şekilde yönetilebilecek, gerekli müdahaleler kısa zamanda yapılabilecek. Vatandaşlarımızın semtlerindeki sokak köpeklerini fotoğraflayıp özellik ve ihtiyaçlarını belirleyip sisteme kaydedebilecekler. Yani bir nevi her sokak canlısının aslında kimlik ve sağlık karnesi gibi bir şey oluşturulacak. Çok kıymetli, çok değerli. Elimizde olsun istediğimiz bir şey aslında. Kurgu üzerinden şikayet ya da bir kurgu üzerinden, farazi bir tanımlama üzerinden bir belirsiz ortam yaratmak yerine tümüyle bu kayıtla her şeyi güçlü bir şekilde tariflemek ve bizlerin sorumluluk alanında olan her şeyi de iyi bir şekilde yönetebilme uygulaması bu. Artı bu uygulama sayesindeki bence en önemli sorun çözümü biraz da orada yatıyor. Sahiplendirme, geçici yuva bulma çalışmaları bu metodla çok daha organize olacak. Sahiplendirme kısmı çok önemli. Bu olmadığı takdirde bizim bunu belediyeler olarak çözme şansımız zaten yok. Yani bu toplumsal bir olay. Ki sahiplendirme ağına da çok inanıyoruz. İştiraklerimizle de bu arada başladık. Geçen ziyaretimde de söyledim. Her iştirakimiz, şirketimiz, birimimiz alanı uygun olduğu kadar mutlaka köpek sahiplenecek. Bu talimatı verdik arkadaşlarım. Hem genel sekreterimiz olsun, diğer iştiraklerimizin yöneticileri olsun bu konuya hassas bir şekilde eğiliyorlar. Dolayısıyla bu anlamda isteğimiz ne? Açıkçası bu semt pati uygulamasını bütün vatandaşlarımızın indirmesi ve indirmesiyle beraber sokak köpeklerinin durumlarının tespiti noktasında tek başına etkinlik gösterebilecek olması. Bunu önemsiyoruz. Özellikle gönüllü olmak isteyen vatandaşlarımızı her zaman yanımıza bekliyoruz. Bu konuda elbette burada yıllardır bu işe kendini adayan gönüllü dostlarımız var. Onların katkıları da önemli. Bizim gönüllü ağlarımız da var ki onların da, İstanbul gönüllerinin de bu sürece etkin bir şekilde eğilmelerini istiyoruz. Belediyemizin tabii Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü bu gönüllü vatandaşlarla buluşacak, onlara eğitim verecek, yol haritasını olgunlaştıracak, sürekli irtibat halinde olacak. Yani bir nevi biz istiyoruz ki on binlerce hemşerimizle beraber entegre çalışan, hiçbir olumsuz durumu yaşamadan anında müdahale eden, anında çözüm üreten bir mekanizmaya kavuşalım. Tabii ki gerektiğinde köpeklerin aşılanması olsun, kısırlaştırılması olsun, bu işlemleri de yapabilecek duruma anında gelebileceğiz. Pilot uygulamayı arkadaşlarımızla beraber İpek Hanım'ın da içinde olarak yönlendirmesiyle Eyüp Sultan ilçesi Göktürk Mahallesi'nde gerçekleştiriyoruz. Burada bir tecrübe edineceğiz. Deneyimleyeceğiz ve eksiklerimiz varsa ya da bir kısım üstüne koymamız gereken unsurlar varsa tamamlayacağız. İnşallah 6 ay içinde bunu bütün İstanbul'a yaymak istiyoruz. Semt Pati açıkçası teknolojinin, dijital teknolojinin kent yaşamını iyileştirmek ve güzelleştirmek adına atılmış çok değerli bir akıllı kent uygulamasıdır. Bu yönüyle de alkışlıyoruz.
aynı zamanda vatandaşa, semtine, şehrine sahip çıkma, her konuda hizmetleri kontrol etme gibi unsurlarla çok değerli bir yerel katılımcılık ve demokrasi örneğidir. Zaten teknolojiyi özellikle biz demokrasinin gelişmesi, katılımcılığı arttırması ve şu güzel ortam dahil bu kentin her yerinin aslında hepimize ait olduğunu hissettiren bir atmosferi var etme konusunda sonsuz kullanma çabası içinde olacağız. İnşallah kent yaşamının her alanında daha fazla hayata geçirme kararlılığındayız bu tür örnekleri. Dediğim gibi bu güzel teknolojiyi ve uygulamayı geliştiren, başından beri dert edinip bütün imkanlarını seferber ederek sürece bütün duyarlılığını katan ve gerçekten bir kadın hassasiyetiyle ve titizliğiyle süreci takip edip bugüne gelmesini sağlayan elbette ki herkese ama özellikle değerli iş insanı Sayın İpek Kıraç'a çok çok teşekkür ediyorum. Bence bütün gönüllüler ve bütün hayvan dostu insanlar şu an burada değiller ama bunu duyduklarında İpek Hanım'ı çok alkışlayacaklar. Elbette Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetlerine ve de bu konuda her zaman duyarlı olan kurumumuz olan İstanbul Veteriner Hekimler Odası'na, kıymetli başkanına yürekten teşekkür ediyoruz. Bu konuda harekete geçtiler, sorumluluk aldılar ve sadece sorun tespitiyle bulunmadılar. Aynı zamanda yeni bir yaşam kültürü oluşturmak adına da çok değerli örnek bir çalışmayı ortaya koydular. Sağ olsunlar, var olsunlar. Zira sadece sorun tespiti değil, sorumluluk almak ve onun çözümünü oluşturmak bir kentli olma adına çok değerli bir model. O açıdan da anlatılacak, her zaman örnek gösterilecek bu model. Bütün gönüllüleri kendi alanlarında, ilgi duydukları ortamlarda bu tarz çözüm ortaklığına da İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak açıkçası davet ediyoruz. Bu arada çok değerli basın mensupları da bizlerle beraber, onlara teşekkür etmiştim ama açıkçası özellikle hayvan sevgisinin bu ülkede artmasına, yaygınlaşmasına, hayvan haklarının gelişmesine büyük katkı verdiğini bildiğim kıymetli gazeteci ki birkaç gün önce kaybettik. Sayın Bekir Coşkun'u da buradan rahmetle anıyoruz. İnşallah Bekir Coşkun beyefendinin ismini de hem bu özelliğiyle hem de Türkiye'ye kattığı çok değerli fikirleriyle her zaman yaşatacağımızı buradan belirtmek istiyorum. Tekrar güzel ortamda sizleri ağırladığımız İstanbul Planlama Ajansı'nın bu pırıl pırıl kampüsünde İstanbul'u beraber planlamanın keyfini yaşadığım bu güzel uygulamayla ağırladığımızdan ötürü çok teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Evet, bu protokolümüz an itibarıyla imza altına alındı. Büyük bir alkış hak ediyor. Tüm İstanbullulara buradan duyuruyoruz. Semt Pati uygulaması Android ve iOS tabanlı tüm iletişim araçlarından indirilebilir ve kullanılabilir. Semt Pati an itibarıyla iOS ve Android uygulamalardan, mağazalardan alınabilir ve hemen kullanılmaya başlanabilir. Bu protokolün proje ortaklarından birisi. Bu güzel fotoğrafa eşlik etmek üzere çözüm ortaklarından birisi olan İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Profesör Doktor Sayın Murat Aslan'ı da davet ediyoruz. Sayın Genel Sekreterimiz Can Akın Çağlar Beyefendi, lütfen size davet ediyoruz efendim. Evet, bu fotoğrafla birlikte katılan gazeteci dostlarımızı Sayın Oya Hanım, sizi davet edelim. Lütfen buyurun.
Koç sistem yetkilileri aramızda olanlar. Lütfen buyurun, teşekkür ediyoruz. Evet efendim, buradayız İktidar, Sayın Başkanım. Kadir Bey. Tamam onu. Tamam. Sen iyi misin? Tamamdır efendim. Tamam. Şöyle göstereyim. Gerçekten yani burada bizim burası aslında başkanlık konutuydu. 80 dönüm arazi içerisinde ama şimdi bizim için çok katılımcı bir platforma döndü. Sahiplendik. Bizim yani bu şeyin ajansı. Gel içeri gel, içeri gel. Tamam. Bu ikinci buluşmamız bu arada. Ama çok şımarık. Gel. Gel bu tarafa gel. Gel. Gel bu tarafa. Gözünü size koydu. Vallahi hiç bana bakmıyor. Yalnız medyatik biri söyleyeyim. Yani medyatik yani. Hiç direkt kameralara vallahi billahi. Kime çekti acaba? Geçecek misin? Dur. Aman. Evet. Vay. Bana hiç yüz vermedi valla direkt size. Eyvah. Eyvah. Tamam. Başkan siz de şey yapın şöyle. Bir elbise heba oldu. Kaç tane elbise oldu? Ben bir insan. Kaçabilirim. Şöyle. Bu herhalde böyle biraz golden vesaire kırma gibi bir şey olmuş değil mi? Değil mi Murat? Ha? Gamze sen de daha. Ama ölçüyü tutturuyor bakın. He? Aynen. Destek verelim şuradan. İş geçir mi? Evet. Bir eldeyiz. Dostluğu değil mi? Başkanım nereden buldunuz? İştiraklere verilen 40 köpekten sonra aslında biz özel sektöre de çağrı yapıp bütün şirketlerin sahiplendirmesi için bunu şey yapabiliriz bu projeyi. Vallahi ne diyelim artık. Hakan Bey çağrısını yapar. Konuşmuştuk aslında. Evet. Yani çünkü bu güzel Hakan Bey diyor çağrı yapar bütün şirketlere. Yapayım efendim yani memnuniyetle. Köpekler sahiplenin lütfen. Memnuniyetle. Hay efendim. Koç grubu İstanbul'daki bütün şirketlerine birer tane ikişer tane. Söyledik zaten. Tamam. Evet yapmalısınız. İsmail Bey sizden de bir çağrı istiyoruz. Evet sahiplendirme. Bütün şirketlere deyin ki evet. Herkes bir köpek sahiplensin kardeşim. Diyelim. Fabrikalara. Tamam diyelim. İş yerlerine. Tamam yarın çağrı yapalım. Vallahi müthiş olur. Tamam. Ben de cuma. Değil mi? İyi bir şey yapalım. Tamam. Nereden buldunuz bunu? Nereden sahiplendiniz? Sen bayağı. Vallahi beni de yiyecek. Yo, bizim barınaktan. Bizim barınaktan. Bir geçen İstanbul Gönülleri bir kampanya yapmıştı orada sahiplenmesini yaptık.